Evet, çıngırağımızı ve aslanımızı yaptık. Şöyle emzik klipsimizi yapacağız. Şöyle tombalaklarımız var. Bir de küçük bir tane bir aslan kafası yapacağım. Emzik askısı için. Şöyle emzik askısı için küçük kafamızı yapalım önce. Sihirli halka yaparak başlıyoruz kafa için. Sihirli halkamızın içerisine 2, 4, 5, 6. 6 tane doldurdum. Burada sıra başındaki ilk ilmeğime işaretleyici takacağım. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle işaretleyicimi 3. sırama alıyorum. 3. sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine bir tek bir arttırma, bir tek bir arttırma yaparak bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız 3. sıramızda. 3. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz olacak. Son bir tek bir arttırmamı da yapıyorum. 4. sıramı alıyorum. 4. sıramızda 1, 2. 2 tek örüp bir arttırma, 2 tek örüp bir arttırma. 4. sıramızda 2 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz. 4. sıramızın sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızı 1, 2, 3. 3 tek örüp bir arttırma yapıyorum 5. sıramda. 5. sıramızda 3 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. 5. sıramızın sonunda 30 tane ilmeğimiz olacak. 5. sıramızı tamamladıktan sonra 30 adet ilmeğimizi toplamda 8 sıra düz bir şekilde örelim. Evet, 8 sıra düz bir şekilde ördük. 5. sıramızı tamamlamıştık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıramızı tamamladık. 14. sıramıza geçiyoruz. 14. sıramızda 1, 2, 3. 3 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. 14. sıramızda 3 tek örüp bir azaltma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. 14. sıramızın sonunda 24 tane ilmeğimiz kalacak. Şöyle gözlerimiz 8 milim göz taktım. Gözlerimizi 5, 6, 7, 8, 9, 9 ve 10. sıraların arasına 2, 4, 6, 7, 7 sık iğne boşlukla bu şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 9 ve 10. sıraların arasına 7 sık iğne boşlukla 8 milim gözlerimiz var. 14. sıramı tamamladım. 15. sıramıza geçiyoruz. 15. sıramızı 2 tane ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma yapıyorum. 2 tek bir azaltma, 2 tek bir azaltma. Bu şekilde 15. sıramızda 6 defa tekrarlayacağız. 15. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz kalacak. 16. sıramıza geçiyoruz. 16. sıramızı bir tek örüp bir azaltma yapacağız. Bir tek örüp bir azaltma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz.
Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz kalacak. Evet. 13, 14, 15, 16. sıramızı tamamladık. Şöyle içerisini dolduracağım kafanın. İşaretleyicimizi çıkartıyoruz. Şöyle yanak kısımlarına doğru iyice dolduruyorum. Son sıramızı yapacağız. Aralıksız olarak azaltma yapıyorum yan yana. 2 3 4 4 kez azaltma yaptım. Şöyle içerisinden ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Dikebileceğim kadar ip bırakıp şöyle ipimi içerisinden çıkartacağım. Şöyle dıştaki ilmeklerimizin içerisinden geçerek kapatacağız. Şöyle arka tarafa doğru çıkıp sabitleyeceğim. Evet, şu şekilde kafamızı tamamladık. Şimdi kulaklarımızı yapalım. İki tane küçük kulak yapalım. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 3 4 5 6 7 8 8 tane doldurdum. Kapatıyorum. Düz bir şekilde öreceğim. İlk sıramızda sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne doldurdum. Sihirli halkamızı sıkıca kapatıyoruz. 2 3 ve 4. sıralarımı düz bir şekilde öreceğim. Evet, şöyle 2 adet kulağımızı ördük. Şu şekilde hafifçe katlayarak dikeceğim önce. Şöyle gözün üst kısmına doğru şu kısma dikeceğim.
Evet, şöyle şu şekilde diktim. Diğer kulağımızı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet, kulaklarımızı da diktik. Şu an hiçbir şeye benzemiyor ama. Şimdi şu etrafındaki yelek kısmını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tane zincir çektim. Evet, hemen hemen şöyle 35 tane zincirimiz. 35, 36, 37, 38. 38 tane zincir çektim. 38 tane zincirimin üzerine geriye doğru dönüp 37 tane sık iğne dolduracağım. Evet, ilk sıramızda 37 tane doldurdum. Tekrar 3 zincir çekip geriye doğru dönüp her bir ilmeğimizin içerisine 3 ve 4'er adet ikili trabzan olarak dolduracağım. Bazısına 3 tane, bazısına 4 tane batabilirsiniz. Evet, şöyle şu şekilde bitirdim ve sabitledim iğnelerle. Şöyle yelelerin uç kısımlarından çıkarak şu şekilde dikeceğiz. Bu şekilde tamamen etrafından sabitleyerek dikiyoruz. Evet, bu şekilde tamamladık dikişimizi de. Şöyle ağız kısmını yapalım. Ağız kısmı için sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramızda 6 tane sık iğne dolduracağım. 2, 4, 5, 6 kapatıyorum. Sıra başındaki ilk ilmeğimize işaretleyicimizi takıyoruz. İkinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2. Her bir ilmeğimizin içerisine ikişer tane sık iğne, yani toplamda 6 defa arttırma yapmış olacağız. İkinci sıramızı tamamladık. Şöyle üçüncü sıramızda bir tek örüp bir arttırma. 1, 2, 3. 3 tek örüp bir arttırma. 1, 2, 3. 3 tek örüp bir arttırma. Kalan 1, 2. 2 tane ilmeğimi de tek tek ördüm. 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 3. sıramızın sonunda 12, 13, 14, 15. 15 tane ilmeğimiz oldu. 15 tane ilmeğimizi bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Hiç artırma ya da azaltma yapmıyoruz. Bir sıra düz bir şekilde örüp 4. sıramızı da bu şekilde tamamlayıp bitireceğiz. Evet, şu şekilde ağzımızı yaptık. Şöyle siyah ipimle orta kısmından çıkış yapıyorum.
burnuna şu üçgen olarak yaptığım kısmı yapacağız. Şöyle 3 sırayı arasına alacak şekilde önce V şeklinde yapacağım. Evet, içerisini dolduracağım kadar. Şöyle burnumuzun üst kısmına geçiş yapacağım. Şöyle beyaz kalan kısmından tekrardan bir defa daha geçiş yapacağım. Orta kısımdan çıkış yapacağım. Ağzın alt kısmını yapacağım. Evet, bu şekilde. Sonra iç kısma doğru sabitleyeceğim. Evet, ağız kısmımızı da yaptık. İçerisine çok az bir elyaf katacağım. Çok az. Daha sonra şöyle yan taraftan geçiş yaparak ağzımızı şöyle kenardaki ilmeklerden geçerek dikişimizi yapacağız. Şu göz siyahlıkları diğerlerindeki gibi aynı şekilde olacak. İstiyorsanız hani diğerlerinde yüz şekillendirme gözleri içeri doğru çekmiştik. Aynı şekilde bunda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde tamamladım. Gözleri de hafifçe içe doğru çektim. Şimdi şöyle emzik ipinden bir miktar ip keseceğim. Ha, evet, şey yapmadık. Şu toplarımızın yapılışını göstereceğim. Ben 2 beyaz, 2 sarı, bir tane de gri yaptım. Şöyle toplarımız için sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramda 6 tane sık iğne dolduracağım. 4, 5, 6. Kapatıyorum. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Yani ikinci sıramızda 6 tane arttırma yapacağız. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak.
Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüp bir arttırma. Bir tek örüp bir arttırma yapıyorum. Üçüncü sıramızda da bir tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. 18 tane ilmeğimiz olacak üçüncü sıramızın sonunda. Üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra 4, 5, 6 ve 7. sıralarımızı 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 4 sıra düz bir şekilde ördük. 7. sıramızı tamamladık. Şöyle boncuğumuzu içerisine yerleştiriyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramızda bir tek örüp bir azaltma. Bir tek örüp bir azaltma. Bu şekilde tamamlıyorum. 6 defa azaltma yapacağım. Sekizinci sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Sekizinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz kalacak. Dokuzuncu sıramıza geçiyoruz. Dokuzuncu sıramızda 1, 2, 3, 4. 4 kez azaltma yaptık. Şöyle ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Daha sonra şöyle kenardaki ilmeklerinden alarak kapatma işlemini yapacağım. Evet, şöyle kapatıp ipimi sabitleyeceğim. Diğer toplarımızda da aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle ipimi güzelce tekrar sabitliyorum. Buradan da keseceğim. Evet. Şimdi şöyle bir miktar emzik ipinden ip kestim. Şöyle 2 metre civarı var. Şöyle önce klipsimizin içerisine önce sabitleyeceğiz. Emziğimizi bağlayacağız burada. Şöyle sıkılıyorum. Tekrar içerisinden geçiş yapıyorum. Evet, şöyle içerisinden geçirerek sabitledik. Tekrar ipimin bir tanesini şöyle arasından geçirip bağlayacağım. Daha sonra iki ipimin ucunu birleştirerek iğneme takacağım. Evet, şöyle iğnemize taktım klipsimi. Önce şöyle aslanın tepe kısmından batacağım. Alt kısımdan çıkıyorum. Şöyle ortalı bir şekilde. Evet, şimdi burada şöyle renk uyumum şu şekilde olacak. Şunu takacağım, bunu takacağım. Sonra bu ve bu. Evet, şöyle önce sarı olan topumu takıyorum. Aralarına şöyle sekizgen boncuklar takacağım ben bu sefer. Beyaz rengimi takacağım. Tekrar sekizgen. Daha sonra tek bir tane olan topumu orta kısma. Tekrar sekizgen, beyaz boncuğum. Sekizgen ve sarı.
5 tane boncuk örmüştüm zaten. Renk uyumum bu şekilde. Şöyle. Evet, uç kısmına da şöyle bir tane ahşap boncuk takacağım. Burada şöyle bağlama işlemini yapacağım. İçerisinden tekrar geçiş yapıyorum. Tekrar etrafından geçiş yaparak burada bağlayacağız. Şöyle bir içerisinden geçeyim. Burada yani düğüm yapmış olacağız. Ahşap boncuğumuzun etrafından. Burada iğnemi çıkartıyorum. Şöyle ipimi açacağım. İki defa dolayacağım. Tekrar bağlıyorum. Burada sıkıca sabitleyeceğim ki hani içerisinden geçip tekrar çıkacağım için çıkmasın diye. Tekrar bağlıyorum. İğnemi tekrar takacağım. Tekrar ahşap boncuğumun içerisinden geçip burada emzik askısı kısmını bırakacağız. Tekrar içerisinden batıyorum. Yıldızın da içerisinden batıyorum. Şöyle iki boncuk kadar üst kısımdan çıkacağım. Şöyle emzik askısının şu uzunluk kısmını biraz evet uzun bırakacağım. Şimdi tekrar burada sıkıca ipimizi bağlayacağız. Tekrar bağlıyorum, tekrar çeviriyorum. Yani sıkı bir şekilde tutturalım ki emziğin şu ucunda bıraktığımız ip kısmı çıkmasın diye. Tekrar bağladım. Şimdi tekrar takacağım. İç kısma doğru ipimi çekeceğim ve bitireceğim. Yani ipi kaybedeceğim o boncukların arasında. Tekrar takıyorum. İsterseniz burada da mesela bir kez daha bağlayabilirsiniz. Tabii isteğinize bağlı. Ya da burada kesip ipi hani görünmeyecek şekilde bırakabilirsiniz. Evet, şimdi burada ipimi artık keseceğim. Bu şekilde emzik askımızı da yapmış olduk. Takımımız bu şekilde tamamlandı. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İnşallah yeni farklı modellerde tekrar görüşmek üzere.